Ali Kumbul 3 almış. Türknet'le olan sponsorluğun hayırlı olsun demiş. Ben bunu henüz söylemeyecektim ya. Biraz erken çıktı ortaya. Nereden anladınız Türknet olduğunu? Çünkü iyi internet. Aa, tamam bak ha. Çünkü en iyisi o. Evet işte bu. Müşteri hizmeti yok. Abi bu büyük bir yalan ya. Bu nereden çıktı? Bana da dediler ki ortada dolaşan bir yalan var. Müşteri hizmeti yok diye. Biz bu yalanı yok etmek istiyoruz. Çünkü böyle bir şey yok dediler. Bu nereden çıktı abi? Size de bir şeyler yapsınlar. Tamam. Şimdiden söyleyeyim o zaman. Şu an şimdiden söyleyeyim abi. Size de bir şeyler, benim izleyicilerime bir şeyler yapacaklar. Benim sablarıma çok güzel bir şey yapacaklar. Benim sablarıma çok güzel bir şey yapacak. Ya benim sablarıma çok güzel bir şey yapacaklar. Benim sablarıma öyle bir şey yapacaklar ki Türkiye'de yapılma denir. Benim sablarıma abi şu an söyleyemiyorum. Ama onun şeyinde anlaştık. Benim sablarıma çok güzel bir şey olacak abi. Followerlarıma da bir şey olacak ama sablarıma çok güzel bir şey olacak. Şu anda halihazırda Türknet aboneliğin var, faydalanabilecek misin? Bunu bir sormam lazım. Bunu bir sormam lazım. Sablarım arasında Türknet kullanan çok var. Kim söyledi? Nereden biliyorlar? Ya bak Türknet kızdı ya. Abi hakikaten nereden anladınız? Nereden anladınız? Hikayeden. Hikayede hiçbir şey görünmüyor ki. Hızdan anladık. İşte bu doğru cevap. Kurtaracağım sizi arkadaşlar. Sizi kötü internet servis sağlayıcılarından kurtaracağım. Rahat olun. Rahat olun. Rahat olun. Neyse pek çok şeyi tek tek anlatacağız arkadaşlar. Şimdilik Türknet'le büyük bir aşk yaşıyoruz. Kendileri bana sponsor oldular. Bunu buradan söyleyeyim madem. Kendileri bana sponsor oldular. Çok yakinen ilgilendiler. Bulunduğum bölgede başka internetlerin altyapıları vardı. Fakat orada dilediğim hizmeti alamadım. Sevgili Türknet'te bir konuşabilir miyiz dedi. Çıkalım mı dedi. Ben de çıkalım dedim. Böyle çıkmaya başladık işte. Güzel bir aşk yaşıyoruz Türknet'le. Güzel yani. Hıttıbıknet'e geçtik yani sonunda. ya ben internet sponsoru almayı düşünmüyordum açıkçası. Fakat beni bir ikna odasına kapattılar. Türknet'te bir ikna odasına kapattılar. Ve ikna oldum bazı konularda. Biraz da geçmişlerini anlattılar. Tatmin oldum. Kullanıcı odaklı olduklarını anladım. Ondan sonra tamam dedim. Olay bundan ibaret. Росомаха. Naru senin üstüne de Türknet atalım mı kardeşim? Bir tık çıtlat... Sayın Türknet. Sayın Türknet, çıtlatabilir miyim sablarımıza ne yapacaklarını? Bir dakika. Ben buradan bir speed test yapsam yayınım biraz droplar mı acaba? Bastım şu an. Drop yiyor muyuz? Rassamaha. Bir ufak bir drop yiyebiliriz. Test yapıyorum. Yemiyoruz şu an.
Upload kısmında belki yeriz. Şu an yemiyoruz. Rassamaha. Download kısmındayız. Ah! 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 Tamam, bitti bitti. Bitti 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 bitti. Bitti, tamam, geçti geçti. Geçti. Şöyle göstereyim. Şu an yaptım. Şu an yaptım abi. Şu an taze çıktı. Taze çıktı abi. Taze. Rassamaha. Tamam, azıcık ucundan bahsedelim. Sevgili sablarım, sizlere taahhütsüz, imzasız, anlaşmasız, sadece sab olduğunuz için, şu anda evinizde başka bir internet de olabilir, umurumuzda değil. Gelip biz kendimizinkini bağlarız. Sizlere bedava internet. Hem de sadece bir ay değil. Her sabah. Yani biz o kadar memnunuz, o kadar eminiz ki diyor hizmetimizden TürkNet. Biz diyorlar bedava verelim. O kullanıcı zaten bizi tercih edecek ondan sonra diyor. Karşılığında kim sikecek sizi? Öyle bir şey yok. Kaç ay kaç? Bir ay değil abi. Yarı fiyat ödemeyiz. 0 lira. Söktüm şu an evdeki modu. Şöyle söyleyeyim. Kendi altyapıları olan yapanın olduğu bölgelerde yaşayan insanlar uçacak. Onlar uçacak. Onları zaten muhteşem bir yolculuk bekliyor abi. Diğerleri de altyapısı hıttıbık.com olan altyapıdan gelecek internet ama hıttıbık.com'dan aldıkları hizmetten daha iyisini alacaklar. Bunu bana kendileri sağladı zaten. Geçici internetim öyle bir şeydi. Bu internet kurulana kadar. Olay bu. Zaten TürkNet'i olan kısmını bilmiyorum şu anda. Onu bir düşünmek lazım. Zaten TürkNet'i olanlar nasıl yararlanabilir onu bilmiyorum. Onu bir düşünmek lazım abi. Geçişte kaç aylık taahhüt karşılıyorlar? Onları bilmiyorum abi. Dediğim gibi bunları çok net konuşmadık henüz. Bunları çok net konuşmadık abi. Evet, yarın ekiple konuşacakmış TürkNet Hanım. TürkNet Hanım diyor ki yarın ekiple konuşayım diyor. Bu olayları diyor bir masaya oturtalım diyor. Doğduğun köyde yeni doğan bütün çocukları şeytana adayım. Sen ne yaptın?
Taahhüt karşılama bedeli 120 liraymış. O ne demek hiç bilmiyorum. Ben Türkçe internet servis sağlayıcısı dili konuşmuyorum abi. Mahalledeki bütün ıttımık net kutularına spreyle Türknet yazmaya gidiyorum. Ne demek 120? Yani 120 lirasını mı karşılıyorlar? Sakalımda kırıntı mı kaldı? Kusura bakma kardeşim, hemen düzelttim. Ben anlamadım onun ne demek olduğunu. Ya arkadaşlar zaten ya bakın bana burada bunları anlattırmayın. Bakın Türkiye'deki pek çok internet servis sağlayıcısı Rassamaha. kötü insanlar. Size geliyorlar, hava parası alıyorlar. Yok kurdum parası, yok ettim bağladım parası. Böyle paralar yok. Mesela senin taahhütün var. Diyorsun ki ben iptal edeceğim. Diyor ki biz size aylık 100 liraya verdiydik. İndirimdeydi diyor. Normal fiyatı 250 liraydı diyor. Taahhütü iptal edeceksen diyor 250 ödeyeceksin diyor. Böyle böyle çakallıkları var bu işin arkadaşlar. Türknet bunları yapmıyor. Adil kullanım kotasını da ilk kaldıran internet servis sağlayıcısı. Bunları zaten takip edip biliyorsunuz arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz. Sizi canavarların elinden kurtarmaya geldik. Sitesini mi patlattınız Türknet'in? Anladım abi. Türknet'i de çökerttik. Evet abi, Türknet'in site GG. Bana özel bir sayfa yapılacak inşallah. Bekleyin abi. Evet abi, Türknet'in siteyi şu an kapattık. Bunlar hep çakallık. Geçen yaz Türknet internetimi 1-1,5 ay tamir etmedi. Soğudum caho. Söyle yapmasınlar böyle. Türknet Hanım duyuyorsunuz. Böyle şeyler varsa bunlara el atacağız artık. 20 ay sonra Türknet'te olmak zorunda değilsin. Benim beleş Türknet'imi alırsın. Testini yaparsın. Ona göre kararını verirsin kanka. Ben sana sabımsam ben sana beleş Türknet veriyorum abi. Döşüyorum. Ben evine gönderiyorum adamları, döşüyorum abi. Şimdi Türknet şöyle anlatayım. Eğer geçen yıllarda Türknet'in müşteri hizmeti veya kurulumla ilgili sıkıntı yaşadıysanız haklı olabilirsiniz. Bunları kabul ediyorlar zaten abi. Çok tatlış insanlar. Yalanları yok yani. Ben o yüzden tatmin oldum. Burada çıkıp size kimse yalan söylemeyecek. Tamam mı? Onun farkındalar. Çünkü Türknet taahhütü kaldırdığı için inanılmaz bir kullanıcı geçişi olmuş Türknet'e. Buna o kadar da hazır değillermiş. Tahmin ettiklerinden daha yüksek bir ilgi görünce biraz afallamışlar ama hayvan gibi müşteri hizmetlerine vesaire Rassamaha. yatırım yapıyorlar şu anda. Evet abi, sablarıma döşeyeceğim. Abi kurulum ücreti olacak mı bilmiyorum. Kurulum ücreti belki olur. Ama internet bağladık ücreti gibi yalan yanlış şeyler yok abi. Çünkü internet bağladık ne biliyor musun? Kurulum yapılıyor. Şeyden merkezden birisi şöyle space tuşuna basıyor. Bunun internetin aç tuşuna basıyor. Onun için sizden 300 lira falan alıyorlar amına koyayım. Türknet'te böyle bir ücret yok. Şu. Böyle space'e basıyor. İnternet sallıyor. Bağlama parası bu. Zaten Türknet kullananlara ne yapacaklar bilmiyorum. Orasını konuşuruz. Türknet 60 lira aldı. Ulan pezevenk modemi de mi beleş versin? İstersen gelip evde bulaşıkları da yıkasınlar. Siz de Allah Allah.
Olur. Bak, modemi kendin alıp kredi kartına otomatik ödeme yaparsanız kuruluş ücreti yokmuş arkadaşlar. Benden daha tecrübeli olanlar var. Sablara avantaj ne? Ya illa söyleteceksiniz. Sablara 3 ay internet veriyorum. Beleş. Al hadi söyledim. Hadi. Hadi kardeşim. Şimdi biliyorsunuz Instagram'da bazı Fidancı. Twitch magazin, Twitch bilmem ne, Twitch'ten hıdıklar, Twitch'ten kesitler diye böyle salak salak şeyler, sayfalar var. Böyle sadece birkaç yayıncıya çalışan, bilmem ne yayıncısı bilmem ne videosuna çıktı diye şeyleri haber ederler. Bunu haber yapmayacaklar ama siz yayarsınız abi kendi aranızda. 3 mü? 3 ay değil mi? Ben 3 ay diye biliyordum. 3 değil miydi? Aa! 3 değil miydi? Ya siz bağlayın kalsın o 3 ay ya. Ben 3 ay diye biliyordum. 3 dedik artık. Laf ağızdan çıktı. 6 ay değil miydi? Ben 3 diye hatırlıyordum ya. Salladın mı şu an? Şu an çok büyük pot kırmış olabilirim. Ben 3 diye hatırlıyordum. Ya siz bağlayın, size koymaz 3 ay olsun ya. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ben 1 ay mıydı yoksa? 1 saat mi yoksa? Kuruyorlar, deniyorsunuz, söküp gidiyorlar falan. Video kurulumu yapıyorlar. İnterneti veriyorlar. Çalıştı. Speed test tamam hadi eyvallah. Toplayıp gidiyorlar. Ya batırırız TürkNet'i ya. Bir şey değil. Batmaz onlar. Ya ne olacak? İnternet bağladıktan sonra 3 ay da olur. 2 ay da olur. 1 de olur. Siz bağlayın. Bir tadına varsınlar da tadına. Aynen, bir ay herkese beleş, 3 ay sablarım olsun. TürkNet, lütfen. Tamam ya, ben hallettim onu. 3 ay arkadaşlar. 3 ay, 3 ay. 3 ay, 3 ay. Ya ne demek, bir ayı zaten herkese veriyor. Samaha. Bir, ha 2 aymış. Ya 3 o ya. O 3 3. 3 ay o. 2'ymiş. 2 diye konuşmuşuz. Ama herkese 1 ay. Sabıma 3 ay ya. Mantıklı değil mi? Plebler, siz de aç kalmayın. 3 o 3. 3 o 3. Temiz o. Cepte. Abi TürkNet'liyim. Hız sorunum var. Çözemiyorlar. Bana 13 megabit vaat ettiler. Sonuç bu. Bakayım. Üç alıyorsun. Sen nerede yaşıyorsun ya? Abi bir de şunu da söylemem lazım. Bugünkü benim internetimi mesela adam netbook'ta denedi. 45-50 gördü. Ben bilgisayarda 100'e 100 görüyorum. Ya böyle kullanıcıyla alakalı şeyler de var. Onu ne yapacağız bilmiyorum abi. Öyle bir şey de olabilir. Doğduğun köyde yeni doğan bütün çocukları şeytana adayım. Sen ne yaptın? Ev telefonu var mı TürkNet'in? Var var var. Anana kovurdun ne oluyor? Meslek muhabbeti çevireceğiz Black Devil. Neyse abi konumuz TürkNet değildi ya. Aynen abi şurada kaç tane sabımız var?
3000 sabah ulaşsak düzenli yayınlarda. 3000 sabah 3 aray internetten koymaz abi TürkNet'e. Kullanıcı kazanıyorsunuz kardeşim. Burada bize bıdı bıdı yapmayın sevgili Hıttıbıknet. 3 ay verin gitsin ya. Ben böyle açıklamayacaktım. Amına koyayım yakaladınız beni ya. Hayvan herifler. Let's go abi, biz oyun oynayacaktık bugün. İnanılmaz ya. Altyapı nasıl oluyor biliyor musun? Son kez onu da söyleyeyim. Mesela ne kadar çok TürkNet'li varsa bir bölgede, ESC'de Türk Telekom'un altyapısıyla gidiyor ya başta. Bakıyorlar diyorlar ki ha bu bölgede çok fazla TürkNet'li var diyorlar. Oraya altyapı götürüyorlar, bu kadar. Olayın işleyişi bu yani. Yani çevrenizdeki insanları TürkNet'e geçirebilirseniz yapa döşemeye başlıyorlar. Gibems kusura bakma kardeşim, hoş geldin. Gözümüzden kaçmıştır. Bak ne diyor? HD Darak diyor ki 6 aydır kullanıyorum, tek bir sıkıntısı görmedim. Sürekli ilgi alaka bu kadar muazzam bir firma görmedim. Bu arada 45 megabit hız alıyorum. Burada maksimum bu var diyor. Evet. 3 ay 3 ay. İnternetimiz 3 ay. Üç ay abi, üç ay. Bütün sablara üç ay. Tabii bunun şeyini yapmamız lazım. Böyle özel bir giriş sitesi yapacağız. Gireceksiniz, sab olduğunuz belli olacak falan. Alacaksınız abi üç ayınızı, bakacaksınız dalganıza. Temiz. Cepte. Üç ay ama sonrası. Vallahi kardeşim sonrasında artık anlaşmanı yapacaksın. Anladın mı? Anlaşmanı yapacaksın. Alacaksın, bağlayacaksın internetini. Taahhütsüz, taahhüt yok bizde. Bizde taahhüt yok. 3 ay kullanacaksın, beğenirsen adam malına o kadar güveniyor. 3 ay kullanacaksın. Beğenirsen taahhütsüz imzalayacaksın. Her ay ödeyeceksin paranı, bu kadar. Sıkıldın mı? Al bunu git diyeceksin. Taahhüt yok bizde. Bizde taahhüt yok. Doğduğun köyde yeni doğan bütün çocukları şeytana adayım. Sen ne yaptın? Taşınabilir internetleri yok bildiğim kadarıyla. ESC'de oyun durmuyor. Gerizekalı. Bu gelecek ay yaparız herhalde bu işi ya. Bu aya yetiştiremeyiz ama gelecek ay yaparız. Saboku. Tamam Cem Tere. İyi dedin. Hemen bu arada oyuna da geçeceğiz. Bakayım çocuklarda durum ne. Oyunumuz var abi biz bugün. Biz bugün oyunumuz var. Şapkadan...